yavaş yavaş o depolama teknolojileri artıyor ama biz yatırım finansmana gitmeyi mi unuttuk? <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili Erol bizi bekliyor. Erol Gücan günaydın. Günaydın i̇yi yayınlar iyi haftalar. Çok günaydın. teşekkürler. Ee, Erol bu hafta e, veri açısından önemli aslında başlıklar var. Enflasyon, tarım dışı istihdam, Avrupa Merkez Bankası, Fitch. Yani dört tane böyle işte Sayın Şimşek'in bugün konuşması bekleniyor. Nasıl bir hafta beklenir? Neler öne çıkacak? Ben sözü sana bırakayım. Teşekkürler. Haftanın başı ve sonunda bizde kritik başlıklar var. Ortası da yurt dışı piyasalara biraz daha odaklanacağız. Bugün haftaya biz e, Sayın Bakan Şimşek'in konuşmaları arkasından akabinde de e, piyasa açılışında enflasyon verileriyle başlayacağız. E, bizim tahminimiz aylık bazda 3,8 civarında bir artış olduğu yönde. Bu da yıllık enflasyonu 65,9 civarına taşıyabilir gibi gözüküyor. Piyasa beklentileri de yakın sayılır, e, bizim tahminimize e, uyumlu sayılır. E, önümüzdeki aylarda yine e, yıllık enflasyonun biz yükselmeye devam ettiğini göreceğiz çok yüksek ihtimalle ama burada yıllık enflasyondan ziyade aylık eğilimin e, önemi. Artmaya devam ediyor. Burada son enflasyon rapor toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan yılın ilk yarısında %4'ün biraz daha altında bir ortalama enflasyon olabileceğini işaret etmişti. Şimdi baktığımızda Ocak ayında 6,7'lik bir rakam geldi. Şimdi 4'e yakın 3,8 civarında bir rakam gelmesini bekliyoruz. Yani iki ayın ortalaması şimdiden %5'in üzerinde. Önümüzdeki aylarda aylık enflasyonda bu Merkez Bankası tahminleriyle uyumlu bir patika görmeyecek olursak e, ilerleyen süreçte yıl sonu enflasyon tahmininde Merkez Bankası'nın yukarı yönlü yukarı yönlü risk e, revize yapma riski artacaktır e, diyebilirim. Bunun haricinde salı günü Çin tarafında bir kongre var. Buradan güçlü bir teşvik paketinin gelmesi bekleniyor. Bu küresel piyasalar açısından risk işlenen bir miktar olumlu etkileyebilir. Çarşamba, perşembe günleri Fed Başkanı Paul'un senatoda yapacağı, temsilciler meclisinde yapacağı yarı yıl konuşmaları var. Burada da özellikle faiz indirimleri için aceleci olmayacaklarına dair bir sinyal mesaj vermesi bekleniyor. Bu risk iştahını bir miktar yavaşlatabilir. yani Çin, Salı günkü Çin'in aksine çarşamba, perşembe gelecek mesajlar eğer beklendiği tonda gelecek olursa, bir miktar şahin tonda gelecek olursa risk iştahını kısa vadeli olarak bir miktar bozabilir. E haftanın son işlem günde cuma günde e, Amerika'da istihdam raporu verileri bizim açımızdan da piyasalar kapandıktan sonra Fitch'in e, planlı gözden geçirmesi var, kredi notu gözden geçirmesi var. E, son durumu itibariyle Türkiye'nin kredi notu eee Fitch tarafında yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında not görünümü durağan. Yakın dönemde Moody's ve S&P e, kredi not görünümünü durağandan pozitif revize etmişti. E, dolayısıyla burada biz Fitch'ten de aslında benzer şekilde kredi notunda olmasa da doğrudan e, not görünümünde bir olumlu revize gelme ihtimaline güçlü görüyoruz. Bu da hafta boyunca aslında yurt içi piyasalar açısından risk iştahında bir miktar canlı tutabilir. Haftanın genelinde piyasalar açısından zaman zaman oynaklığın arttığı, bir miktar kararsız bir seyirin gözlenmesi beklenebilir. Bahsettiğim çeşitli haber akışları etkisiyle beraber risk işten dalgalanma görme ihtimalinde söz konusu olabilir ama genel ana eğilim sanki yukarı yönlü kalmaya devam etme ihtimali de yüksek gözüküyor diyerek toparlamış olayım. Peki. Peki. Ya Erol Bey, Sayın Gürcan ben şöyle bir şey görüyorum. Bilmiyorum siz ne kadar katılırsınız ama. Yabancı yatırımcı beklemede diyor ki hele şu seçim bir geçsin de bir bakalım ne olacak ne bitecek filan diyor. Bir geliş var ama hani o beklenen geliş de olmuş değil. Merkez Bankası da beklemede. Ben faizleri bir yere getirdim. Bir sıkılaşma yaptım. Şimdi hele bunların bir parasal sıkılaşmanın bir sonucunu bekleyelim ona göre hareket hı hı. edeyim diyor. E rezervler filan da beklemedi aslında. Rezervler yani biraz beklemedi. azalıyor, azalıyor ama yıl şeyden bu tarafa da 4 Haziran'dan bu tarafa da bir iyileşme de var. Yani o da böyle bir şeyde yani bir azalma var ama bir yandan da bir iyileşme de 4 Haziran'dan bu tarafa var. Bir böyle borsayı da etkileyen bir beklenti yorgunluğuna mı girdik? Yani bu ne kadara kadar sürer ne dersiniz? Aslında çok güzel özetlediniz Hakan Bey. Ben de benzer fikri paylaşıyorum diyebilirim. Burada beklenen birçok konu aslında fiyatlandı önden. Ama özellikle yabancı girişine ilişkin beklentiler sıkça konuşuldu uzunca süredir ama çok istediğimiz ölçüde bir giriş olmadığını görüyoruz. Burada baktığımız zaman yabancı ilgisi hiç yok değil. Bizle de zaman zaman görüşme yapmak isteyen yatırımcılar olabiliyor ama anladığımız kadarıyla takip edebileceğimiz kadarıyla genelde herkesin beklentisi bir seçim sonrasını görelim kısmına çıkıyor. Artı bu Türkiye yönelik beklemede kalma durumu sadece Türkiye özelinde değil gelişmekte olan ülkelerin genelinde de aslında büyük fonların bir miktarda beklemede kaldığını görüyoruz. Burada da aslında yine Fed'in faiz indirili konusunda çok aceleci olmamasından da bahsetmek gerekebilir belki. Çünkü ABD hazine tahvilleri %4.5 civarında halen daha getiri sağlarken özellikle büyük fonların bizim gibi ülkeler açısından bir risk alma iştahı da nispeten zarif kalıyor. Bu açıdan aslında önümüzdeki süreçte seçimler önemli bir kritik eşik olacak gibi sonrasında ekonomi yönetimi şu an çizdiği tabloyu kararlı bir şekilde sürdürecek olursa ve özellikle enflasyon tarafında da aile eğilimine bir düşüş başladığını görecek olursak bu takdirde bir miktar miktarda portföy akımlarının güçlendiğini görebiliriz ama burada birkaç kritik eşik var. Örneğin Haziran ayında için şey inşa ettiği gibi Grilise'den çıkma konusu da eğer gerçekleşirse bu da önemli bir dönemeç olacaktır. Yani biraz daha kademeli olacak gibi gözüküyor. Umarım burada aslında şu anda beklenen ekonomi yönetimindeki kararlı duruştan bir taviz verilmez. Beklenen daha erken bir gelişeme vesaire olmaz. Eğer bunlar sağlanırsa belki çok hızlı çok güçlü olmayacak başlarda ama günün sonunda bir miktar daha burada bu yabancı giriş hikayesi yıl boyunca borsa tarafında aslında bir miktar yukarı yönlü eğilimi beraberine getirebilir gibi gözüküyor bence. Erol, çok teşekkür ederiz. İyi bir hafta diliyoruz sana. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim.